benim şahsi görüşüm sizin için çok daha hayırlı oldu, iyi bir yer. Ama bizim için kötü oldu. Çünkü bizim çok uzun ve çok çabuk geçen bir mesai şeyimiz oldu. Bir sürü problemlerimiz vardı, sağ olun. Yakından ilgilendiğiniz hepsiyle. Bir kısmını başardık, bir kısmını başaramadık. Başaramadıklarımız için size Kocaeli'ne geleceğiz gene. Devam etmek için. Aslında bir idareci için işte az olmayan bir süre, 4,5 yılı yaklaşan bir süre. Ama hizmetle ve karşılıklı güzel ilişkilerle de çok çabuk geçen bir süre. Biz hem şahsım hem de ailem Mersin'i çok sevdik. Mersin'de olmanın, Mersin'e hizmet etmenin mutluluğunu, onurunu hep paylaştık, hissettik. Bu çerçevede Mersin'in her meselesine, her kişisine, her köşesine ulaşmaya, dokunmaya, onları çözüm yollarıyla çözüme taşımaya içtenlikle bir gayret sarf ettik. Ve gerçekten çok önemli kazanımlar, çok önemli Mersin için çalışmalar gerçekleştirildi. Bunlarda çok önemli bir ortağımız da Deniz Ticaret Odamızdı. Hep söyledim, hep paylaştım. Türkiye'nin İstanbul dışındaki ikinci odası. Sen ben çekiyorum. Bir sayın valimiz ayrılma, veda demiyorum. Mersin'deki görevinden ayrılması ve daha iyi bir yere bence. Türkiye'nin sanayi anlamında en büyük kalbine giden Kocaeli gibi bir yer. Türkiye ekonomisinde ikinci en önemli güç. Bu ile gitti. Bizim için biz üzüldük şahsımıza. Sayın Valimizin bir sürü özelliği var. Bunlardan en büyük özellikler bir tanesi Allah vergisi bir hitabet yeteri var. Yani bu hakikaten ben daha ilk geldiği gün bir toplantı vardı Hilton Oteli'nde. Çıktı birisi konuştuk, bir dedim yok TRT spikeri mi geldi, CNN'den birisi mi geldi, nasıl bir vali geldi anlamadım dedim. Bunlar milletiniz, gücünüz yettiği kadar çözüme çalıştınız. Allah sizden razı olsun. Değerli eşinizle birlikte, Mersinler için bir sürü toplumsal projeler yaptınız. Bunlar bir toplum iftar yemeklerinden kadınlar için yapılan çalışmalara kadar. Bunlara değinmek istemiyorum çünkü herkes her şeyi biliyor. Sadece bir hatırlatıp geçmek istiyorum. Şüphesiz ki hizmet yapmak asıl gayemiz. Hizmet, millete hizmettir. Bizim varlığımızın nedeni, devletin varlık nedeni budur. Bu salonda, bu ortamda, bu koltukta, bu çerçevede birçoğunuz artık neredeyse teşekkür ederiz, kabul ettiniz. Aile yakınlığımızdaki dostlarımız oldunuz, paylaştık. Güzel günlerde birlikte olduk, hayırlı işlerde birlikte buluştuk, kucaklaştık. Her birimiz birbirimizin birçok şeyin ortada olduk. Bir aile yakınlığına geldik. Bu noktadan hizmet devletin temel gayesi. Vali olarak benim en üst devlet görevlisi olarak bana bağlı herkesin, hepimizin temel hedefi. Ama hizmeti yaparken hizmet noktasında çaba sarf eder ve hizmete göre hassasiyetlerle görevinizi ifa ve icra ederken bir şey ihmal etmemelisiniz. Hizmeti yapmak güzel şüphesiz ama yetmez. Hizmetin yanına gönül yapın. Mersin Ziraat Odası olarak, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri olarak bugün sizi burada ağırlamaktan oldukça memnunuz. Gerçekten hem bizim bilakis odamıza daha önceki görev başlangıcında, daha sonraki dönemlerde de ziyaretleriniz fazlasıyla mutlu etti. Şahsınızda bütün sizinle beraber çalışan kamu kurumlarındaki arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Gerçekten tarımın önemini Mersin'de bilerek siz 4,5 yıl görev yaptınız. Bunu her yerde de açık yürekliyle gururla söylüyorum. Sizlerin şahsında tüm Mersinli çiftçilerimiz ve sevgili hemşehrilerimiz sevgi saygıyla selamlıyorum. Ziraat odamızda 4,5 yıllık görev süremiz içerisinde değerli başkanımız ve yönetimiyle Mersin'de ve özellikle Mersin tarımında temel üretim boyutunda, modern üretim yöntemlerinin geliştirilmesinde ve her düzlemde güzel gelişmeleri, karşılıklı işbirliği ve güzel projeleri gerçekleştirdik. Selamun aleyküm. Allah razı olsun. Hakikaten değerli arkadaşlar, sayın valimle göreve geldiği
ilk günden bu tarafa. Zaten geldiğinde bizi şaşırttı. Çünkü ben bu kadar esnafa değer verdiğimi, bu kadar esnafa işçi olduğunu da tahmin etmiyordum. Çünkü sizler de bilirsiniz, daha önceki dönemlerde de çok değişik valilerimizle çalıştık. Çok ortak hareketler ettik ama hiçbirinde bu kadar ilçemizin, bütün ilçelerimizin, Mersin'in ayak basılmadık yerini bıraktı. Ve bu talep de benden gelmedi. Çünkü biz hep alıştık salon toplantılarına. Sayın Valim dedi ki bırak dedi bu toplantıları. Bugün dedi hiç böyle şeylerle uğraşmayalım. Bizzat dedi esnafın ayağına biz gidelim. Değerli esnaf, sanatkarlar, odalarımız, birlik başkanı, değerli başkanlarımız, çok sevgili kardeşlerim. Hakikaten her birinizin hem şahsını hem bu kadar uzun zamanda oluşmuş dostluğunu çok yakın hissediyorum. Riyasız, hilafsız ve şüphesiz. Bu büyük bir zenginlik. Bir açıdan 4,5 yıl bir kamu yöneticisi için kısa olmayan bir uzun süre. Ama sevgiyle yoğurduğunuz ve karşılıklı güzel hizmetle buluşturduğunuz zaman çok da çabuk geçen bir süre. Esnafımız dün aylık haftası münasebetiyle yaşadı. Bir kere daha hatırladı, bir kere daha adını koydu. Kardeşlik hukukunun, ahlak ve inanç dünyamızın en güzel temsilcisidir. Milli birlik beraberliğimizin sağlayıcısı, omurgasıdır. Ticaret hayatımızın sadece değil, kültürel, sosyal ve toplumsal hayatımızın taşıyıcısıdır. Ve esnaf gönül insanıdır. Esnaf, malı, ticareti yaparken, şüphesiz maişetinin kazancını ararken aslında kazancı orada sadece değil, insanlıkta, değerlerde arayandır. Zenginliği servetiyle anlatırken değil, dostlarıyla hatırlayan insandır. Ve güven kaybetmektense insanların parasını kaybetmeyi göze alan, zorda darda olana gönlünü, iş yerini açan ve şükrederek kanaat zenginliğine ulaşan insandır.